Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları paylaşacağım. Tabii ki Beşiktaş'ın gündeminin bir numaralı sırası Dinamo Kiev maçı. Dinamo Kiev'le yarın oynayacak Beşiktaş ve bu maçtan kazanarak Konferans Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak. O maçla ilgili birkaç not vererek devam edeyim isterseniz. Gezal, Semih Kılıçsoy ve sakatlığı olan Amartey bu maçta oynamayacak. Onu özellikle söyleyelim. Bu arada Amartey'in Sivasspor maçında da oynaması mümkün görünmüyor. O maç içinde Omar Koley ve Necip'in birlikte oynamasını beklediğimizi özellikle söyleyelim. Beşiktaş'ta stoper arayışı, orta sahada bir yaratıcı orta saha ve sağ kanatta arayışların devam ettiğini söylemem gerekiyor. Bu manada çalışmaların hızlandığı bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim. Tabii bu noktada Ahmet Nur Çebi'ye yönelik bazı sözler oldu. İşte Beşiktaş'ı bıraktı, kendi işleriyle uğraşıyor, iş yerinde yaşanan sıkıntıları çözmeye çalışıyor. Çalışanlarının yaptığı bir uygunsuz durum var diye böyle bir açıklama gelmişti. Daha doğrusu bu türden iddialar ortaya konmuştu. Kendisi de doğruladı çalışanlarıyla ilgili bir probleminin olduğunu. Ama daha önemlisi Beşiktaş'ı bırakmadığını söylüyor. İşimin başındayım, sonuna kadar buradayım. Beşiktaş'ın kongresi burada işin bitti diyene kadar burada olacağım diyor. Şimdi Ahmet Nur Çebi'nin bazı sözlerini sizlerle paylaşacağım. Dinlediniz ama çok öne çıkabilecek noktaları. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak yaptığınız katkıya lütfen devam ediniz diyeyim. Ve kritik noktaları sizlerle paylaşayım. Sonrasında da transferde kritik noktalar var. Özellikle orta alan transferinde çok önemli gelişmeler var. Cenk Tosun'un devreye girdiği bir transfer. Mason Greenwood konusu var. Chamberlain'in devreye girdiği bir transfer var. Onlarla ilgili bilgi aktaracağım. Ben bu konuşmanın içerisinde neler var onu söyleyeceğim. Hırsızlara, art niyetli insanlara papuç bırakmayacağım diyor. Önemli. Açık ve şeffaf olacağım sözünü verdim. Yıldız transfer hevesi için Beşiktaş'ı ateşe atmam diyor. Yani benden böyle bir şey beklemeyin diyor. Dışarıda bir kaos havası varmış gibi bir ortam yaratılıyor. Beşiktaş'ın plazasını satarak transfer yapmayacağım. Allah beni paralar nerede diye bağırılmasından korusun diyor. Yani bu önemli noktalardan biri de bu. Tabii ki Talisca ve Sergio Ramos konusunda söylediği sözler de kritikti. Talisca gündemde, istenmez mi? İstenir. Çok istedik ama kulübü hayır dedi. Giderken niye engel olmadık diye daha önceki yönetim ya da yönetimlere bir şekilde gönderme yapıyor. Ramos transferi gündeme geldi. Uğraştık. Olsun diye mücadele ettik. Totalde 50 milyon euroluk bir rakam karşımıza çıktı diyor. Bunu çözmemiz mümkün değil. Redmond'un aile sorunu var. Ben de onun için açıklama yapmak istemiyorum diyor. Saiz Dünya Kupası'ndan sonra tavır ve davranışlarıyla yanlış bir tutum içerisine girdi. Onu da özellikle söyleyelim. Gitmesi gerekiyordu diyor. Ve son iki cümlede şöyle. Onana'ya güveniyorum. Bu sene kiralama durumu söz konusu olabilir. Ama işte daha baştan hemen bayrağı kaldırmayın diyor. O maçta Pendik maçında olduğu gibi. Salih ve Cenk sevdiğim oyuncular, gereğini zaten yapacağız. Bugün yarın onlarla görüşeceğim diyor. Biliyorsunuz Salih ile Cenk'in sözleşme meselesi biraz problemli. Onu özellikle söyleyelim. İlk görüşmeden daha farklı bir boyuta geldiğini vurgulamam gerekiyor. Şimdi hemen devam edeyim. Bir kere Koray Günter konusunda stoperde çalışmaların devam ettiğini vurgulamam gerekiyor Koray Günter konusunda. Ama Koray Günter'i Trabzonspor'un da istediğini hemen söyleyelim. O manada ciddi bir sıkıntı olduğunu vurgulayalım. Şimdi Trabzonspor'un da istediği Koray Günter'i Beşiktaş mı alacak yoksa Trabzonspor mu alacak bilmiyoruz. Ama neticede stoper konusunda Beşiktaş'ın ciddi bir hamle yapacağını söyleyelim. Yaptığı bir hamle vardı. Daha doğrusu kendisine teklif edilen bir Harry Maguire vardı. Manchester United'lı oyuncu. Onunla ilgili maliyet çok yüksek çıktığı için vazgeçti Beşiktaş. Yani
20 milyon euroyu da bulan bir fiyatı var. Onu da özellikle söylememiz lazım. Harry Maguire şu an için diyelim vazgeçilmiş bir oyuncu konumunda. Ama daha önce gündeme gelen stoper bölgesinde 10 numaralardan bahsedeceğim, sağ kanattan bahsedeceğim ama bir Bonucci ismi vardı ve Beşiktaş biraz kenara çekilmişti Bonucci'de. Yani bir manada Sergio Ramos etkisi de gösterebilecek bir oyuncu. Belki onun kadar değil ama o etkiyi gösterecek oyuncu. İki takım onunla ilgili yarışa girmişti. Beşiktaş da bu yarışın içerisinde vardı. İşte o iki takımdan Lazio, Sarri'nin, teknik direktör Sarri'nin istememiş olması nedeniyle geri çekildi. Union Berlin'de o Lazio'ya gidiyor diye geri çekilmişti. Dolayısıyla iki takım da şimdi yarıştan çekildi. Beşiktaş yeniden devrede. Bonucci gibi lider bir stoper için çalışmaların devam ettiğini vurgulamam gerekiyor. Şimdi stoper konusunda tabii ki mesela Eric Dier vardı. Eric Dier'la ilgili yani ben çok fazla ihtimal vermedim ama İngiliz basının söylediği bir cümle var. Bayern Münih ilgileniyor diyor. Yani çok fazla iddialı bir cümle ama bilemem tabii olabilir. Bayern Münih'in de ilgilendiği bir oyuncu olabilir. Ama biz şimdi Beşiktaş'ın gündemine çok sıcak olan 10 numaralardan bahsedelim. Yani Beşiktaş gündeminde sıcak oyuncular diyelim. Şimdi bunlardan bir tanesi Jesse Lingard'dan bahsetmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle kulüpsüz oyuncu ve kararı Şenol Güneş'in vereceğini söyleyebiliriz. 30 yaşındaki oyuncu için de Oxlade-Chamberlain'in devrede olduğunu söyleyelim. Gerçekten de geçen sezon 20 maçta 2 gol 2 asisti vardı 10 numaranın. Önemli bir oyuncu 30 yaşında ama geçen senelerde biliyorsunuz önemli oyuncu olarak gelen Alex Teixeira'dan da verim alamamıştı. Yani birçok oyuncu da sıkıntı yaşıyor o noktada. Onu söyleyelim. Bilemiyorum. Tabii Şenol Güneş'in onayı olacak mı Jesse Lingard için? Şimdi gelelim Mason Greenwood'dan bahsetmiştik size ama onunla ilgili ve sağ kanatta bir başka alternatiften bahsedeceğim. Ama bir de Cenk Tosun'un devreye girdiği önemli bir oyuncudan bahsedelim. Davy Klaassen'den bahsediyoruz. Everton'dan takım arkadaşıydı Cenk Tosun'un. O da takım arkadaşını ikna etmek için devreye girdi. 2.8 milyon euro maaş teklif ediyor Beşiktaş. Geçen sezon 46 maçta 10 gol 3 asistle oynamıştı Davy Klaassen. Ve totalde ona ödenen bedel 52 milyon euroyu bulduğunu da söyleyelim. Bu sezon henüz 3 maçta 1 golle oynadı ama sadece 78 dakika forma giydiğini de söylememiz gerekiyor. Davy Klaassen en baştan bu yana Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncuydu, onu unutmayalım. En baştan bu yana Beşiktaş onu çok fazla istediğini hissettirmişti. Ama Ajax'ta bir türlü olmadı. Hatta şöyle söyleyelim, sözleşmesini feshetme durumunda olduğu bilgisi var. Eğer böyle bir şey olursa tabii çok çok daha kolay olacak transfer, sözleşmesini feshederse. O manada Beşiktaş'ın bir bekleyiş içerisinde olduğunu söyleyelim. Gelelim sağ kanat noktasına. Belki Beşiktaş bir Raşitsa hamlesi yaptı ama iki tane oyuncu var ki bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sağ kanatla ilgili çalışmalar. Bir tanesi Mason Greenwood ki daha önce de gündeme getirmiştik. Aslında oyuncunun Manchester United'dan ayrılması tamamen özel hayatında yaşadığı bir sorundan kaynaklı, onu söyleyelim. Manchester United taraftarı istemiyor. İşte kız arkadaşına cinsel saldırıda bulundu vesaire gibi konulardan ötürü. Ama burada enteresan bir gelişme var. Mirror'a göre, yani İngiliz basınına göre Beşiktaş kendisine 6 aylık bir kontrat teklif etti. Yani şu devre arasına kadar gel bizde oyna. Biz bakalım eğer mutluysak, sen de biz de mutluysak ikinci 6 aya devam edelim diyor. Bir sağ kanat oyuncusu, ya yani önemli bir oyuncu. Dediğim gibi Manchester'dan ayrılma sebebi tamamen taraftarla arasında yaşadığı sorundan kaynaklanıyor. Yoksa oyuncunun kalitesini kimsenin tartıştığı yok ya da tartışmaya açık bir konu değil. Hemen bir başka isim daha var ki o biraz daha zormuş gibi görünüyor ki onun pozisyonu daha farklı.
O gerçekten de hem 10 numara hem sağ açık oynama becerisine sahip. Önceliği 10 numarada olabilecek bir oyuncu. Steven Bergwijn'den bahsediyorum. O da yine Beşiktaş'ın gündemine daha önce gelmişti. 31 yaşında Ajax'ta kanat oyuncusu ve 10 numara olarak oynuyor. Bu sezon bir maçta 72 dakika oynadı, bir cezası vardı. Cezası nedeniyle oynamadı. Şimdi Ajax'ın bu oyuncuyu bırakma konusunda çok net bir kararı yok. Ama Davy Klaassen konusunda biraz daha durum farklı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Yani iki Ajax'lı oyuncu konusunda Beşiktaş'ın girişimi var. Bir de adada transfer yapabilmek için bazı oyuncularla ilgili girişimleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş'ın gündemi stoper, 10 numara ve sağ kanat oyuncusu üzerine kurulu. Bu manadaki görüşmelerin sürdüğü oyuncuları da sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ve Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları da gerçekten de kamuoyunu oluşturan düzeyde açıklamalardı. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.